İsmail. Hı. Bak burada 367 adım yazıyor Roma rakamıyla. Ha, demek ki... Aa, bir de at resmi var. O at kafası ne anlama geliyor ki acaba ya? Buldum. At ağızlı Selami'nin kahvesi burası. Kapçık ağızlı İsmail. Roma döneminde acaba Selami mi vardı, kahvesi mi vardı? Selami yoktu ama belki dedesi vardı, olamaz mı? Yok bu oğlum, öyle bir şey değil. Bu başka bir şey. Bu at kafasının anlamı başka. Bunu kime sorsak, kime sorsak, kime? Mahalleyi en iyi kim biliyor? Kim biliyor? Şevdet Bey. Şevdet Bey, ona soralım. Soralım. İyi fikir, güzel, harika. Yalnız İsmail, sakın bu haritanın varlığından falan bahsetmeyeceksin yanında. Sakın fısfıs olacaksın. Böyle biz hal atır soruyormuş, mabit ediyormuş gibi yapacağız. Ama haritadan hiç bahsetmeyeceğiz, anlaştık mı? Ayıpsın usta. Ser veririm, sır vermem. Aferin İsmail. Ser verip sır vermek çok güzel. Tamam. Bu harita yok. Sadece ikimiz biliyoruz. İnşallah olmuyordur. Yaşı büyükler erken kalkar. Yaşı büyüklermiş, erken kalkarmış. Merhaba yığın. Biz de size geliyorduk be. Hayırdır beyler? Cevdet Bey, siz bu mahallenin eskisisiniz. Biz de bu yüzden size bir şey sormak istedik. Buyurun. Bizans döneminde buralarda atlarla ilgili ne vardı? Atlarla ilgili mi? Bu Selami'nin kahvesinden yukarıdan buralara kadar hep buralar ordunun ahırlarıymış. Yani imrahor denirmiş buralara. Her taraf böyle ahır. İmrahor denirmiş. Bak oradan gör tabii. Niye sordunuz? Niye ne var ne vardı niye sordun? Ne olsun be ya? Biz de yaşadığımız yerin bir tarihini bilelim değil mi? Tarih çok önemlidir. Yani geçmişten örnek alamazsan geleceğini kurgulayamazsın derler. Tarih çok önemli. Tarih bilinci herkeste olmalı yani. Haklısınız. Çok, çok iyi düşünmüşsünüz çocuklar. Çok güzel. Bravo. Aferin. Tebrik ederim sizi. Bu bilgi için çok teşekkür ederiz. Biz rahatsız ettik sizi. Hadi biz gidelim artık. Kütüphaneye gideceğiz biz. Kütüphanede bu araştırmamıza devam edeceğiz. İsmail'e kitap okumak çok önemlidir. Herkes kitap okusun, kitap okumak önemli. Hayırlı işler, kolay gelsin Cevdet Bey. Hadi bakalım. Kimseye bir şey çaktırmak yok, tamam mı? İsmail, bak başlangıç noktamız burası. Roma rakamıyla haritada 367 yazıyor. İnsanlık için küçük ama bizim için dev bir adım başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ustam be, hazineyi bulunca şefkatin borcunu da öder miyiz? Yazık, paraladı kendini gariban. Oğlum sen kendi açını düşüneceğine şefkatin açını düşünüyorsun be oğlum be. Tamam, inşallah hazineyi bulursak ona da bir güzellik yaparız. Yıksın be ustam. Tamam hadi işimize konsantre ol, kimseye çaktırma. Hazır mısın? Hazırım. Bir, iki, üç, dört. Beş. Ne yapıyorsunuz lan siz? Ha? İki tane manyak ruh hastası. Koreografi mi yapıyoruz oğlum? Bizleri ne yapıyoruz biz İsmail? Bizleri ne koreografisi? Ne yapacağız biz böyle adım adım hayatımızı planlıyoruz. Çırağımla beraber önümüzdeki iş bir programı planı yapıyoruz. Hayat gayesi işte. Lan Cuma, oğlum sen ne pis perisin lan. Lan şu çocuğun başını da yiyeceğim biliyor musun? Bana bak Selami, ustam bu dünyaya gelmiş en zeki insandır. Onunla çalışmak da benim için onurdur, onur. Herkes işine baksın la. Aferin İsmail, bravo ya. Hey, duydun mu? Ha? Aç kulaklarını da dinle, ders olsun bu sana Selami. Tamam. Aferin oğlum, bravo. Tencere kapak olmuşsunuz, cük. Ben aradan çekiliyorum, çenemi de kapatıyorum. Hadi bakalım, yuvarlanın öyle yalı yalı, hadi. Girme aramıza, bozma ahengimizi. Ar İsmail. Beş. Altı, yedi. Cuma, ne yapıyorsunuz lan beş, altı, yedi öyle? Cebire mi başladınız? Cebire değil de sana başlayacağım şimdi ben amamcı. Vallahi amamtasından gireceğim, köpüğünden çıkacağım ha. Ustam boş ver, değmez bunlardan konuşmaya. Biz devam edelim, haydi. Altı. Altı sadeydim ben be oğlum. Kaçta kaldın? Ne bileyim ben bu kapçık ağızla kafamı karıştırdılar benim iyiden be ya. Başa dönelim sıfırdan. Olur. Sıfır. Sıfır olur mu oğlum? Ha? Sıfırla başlarsan bir tane fazla saymış oluruz be İsmail. Ay hiç kafan çalışmıyor oğlum senin be. Haklısın ustam. Yalnız benden söylemesin, bunların bu kem gözleri bizim işimizi kesin bozar he.
ki ne yapıyor bakışlı kem gözlü şam şeytanları siz. Ne bakıyorsunuz bakan diktiniz gözleri diktik bize bakıyorsunuz. Dün öbür tarafa hadi bakalım. Ne sayıyorsunuz onu merak ediyoruz ya. Kaldırım taşlarını sayıyorum. Eğer tek çıkarsa sana çift çıkarsa Selami'ye uçacağım buradan. Hadi lan. Yavaş uç da resmini çekeyim lan. Süpermen bizim mahalleye geldi diye hava atarız. Bırak İsmail Allah'ın seversen mahtap olmuşum narlavaya. Hadi biz işimize bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Birden başlıyoruz. Aynen. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört. Abi ne yaparsınız ya? Ben böyle bir mahallede yaşamak istemiyorum artık.